mekanın eski ve yıpranmış görünümünden kurtularak yepyeni bir karaktere bürünmesi mümkün. En zor dönüşüm projelerinden biri olan dış cephe dönüşümleri nasıl yapılıyor? Aynı zamanda inşaat sektörü de sürekli gelişen teknolojiler ve yenilikçi malzemelere her geçen gün kendini yeniliyor. İnşaat sektöründe yenilenebilirlik nedir? İş insanı Mustafa Karapınar'la konuşacağız. Mustafa Bey, Hasan Bey bugünkü programa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Bugünkü programımız tesis ve site yönetimi ile ilgili. Biliyorsunuz geçen ay Aralık ayında azgari ücrete zam yapıldı. Bu da otomatik olarak aidatlara, ...yansımaya başladı. Şimdi Hasan Bey... ...sizce Ocak ayında... ...hangi oranlarda en azından... E, ...ayda tartışları... ...bekleniyor? Şahsi olarak... ...düşüncem %45 ile %60... ...arasında zam geleceği aydat oranlarında... ...çünkü e, sitelerde... ...binalarda, apartmanlarda... ...genel giderlerin tamamına... ...%70'lik bölümünü... ...bu personel gider oluşturmaktadır... Hı hı. O yüzden de yüzde 45 ile 60 arasında değişeceğini düşünüyorum. Hı hı. En azından. En az. Ya maksimum 60. 40, maksimum 60. Minimum, minimum 45. 45. Evet. Yani ondan aşağı olmaz yani. <laughs> zor, biraz zor. <laughs> Çok zor. Anlaşıldı. Mustafa Bey, şimdi sizinle bir sohbet etsek ama en başında kendinizi tanıştırsanız. Ben Mustafa Karapınar. Dış cephe mantolama sektörü üzerine çalışıyoruz. Eski binaların renovasyon üzerine ısı yalıtım, yenileme, Hı -hı. boyama gibi projeler yapıyoruz. Aktif bir şekilde dış cephe firması olarak çalışıyoruz. Hı -hı. Dış cephelerimizde tabii ki mantolama ile beraber yenilikler de katılıyor. Biz de bunları takip ederek bu işi sürdürmeye devam ediyoruz. Hı -hı. Bugün burada dış cephe mantolama ile ilgili konuşmak istiyorum. Hı hı. Renovasyon, eski binalarımızda mantolama nasıl yapılır? Renovasyon, yenileme. Demek. Yenileme demek, hı hı. evet. Yenileme ile ilgili mantolama nasıl yapılır? Mantolama yapılırken nelere dikkat edeceğiz? Bununla ilgili konuşmak istiyorum sizinle. Evet, şimdi dış cephe yenileme nasıl yapılır? Dış cephe yenilemek için önce tabii ki karar defterinde bu işle ilgili bir karar metni olması lazım. Hı hı. Yani apartmanın ile ilgili bir ...detaylı bir çalışma yapılması lazım. Hı hı. Apartman bununla ilgili... işte e, ...mantolama yapılacak. Çatımızda bir sorun vardı. Merdiven boşluklarımızdaki duvarlarımızda durum nedir? Tavanlarımızda, bahçe duvarlarımızda... ...bununla ilgili çalışmalar yapılır. Hı hı. E, apartman buna göre bir karar alır. Bununla ilgili bir e, araştırmaya girilir. Hı hı. Yani bununla ilgili fiyat araştırması... E, ...yani bu işle işle ilgili... E, ...dış cephe fiyat araştırması... ...kalite hı hı. araştırmasına girilir. Bununla ilgili de bir toplantı düzenlenir. Bugün görülen bir firmaya bu iş yaptırılır. Tabii bu iş yaptırılırken araştırma konusunda daire sakinlerimiz yalnız başına bir danışmanlık veya bir tecrübeyle ilgili bir bilgiye sahip olmadıkları için bizim gibi firmalar da elimizden geldiğince daire sakinlerine bu işlerle ilgili tecrübelerimizden, gerekse işin işleyişiyle beraber e, yani sunumumuzu yapmaya çalışıyoruz daire sakinlerine. E, dış cephede en önemli noktalardan biri de tabii ki başlangıç aşaması. E, başlangıçtan sonrası zaten e, güzel yapıldıktan sonra kusursuz bir şekilde devam ediyor. E, dış cephe yapılırken tabii ki e, yani malzeme kalitesi, e, firmanın tecrübesi, bunlar hepsi birer etken. E, dış cephe mantolamada Türkiye şu an son 15 yıldır çok ilerlemiş durumda ama eski binalarımızda biraz daha sorunlu bir şekilde gidiyor. Hı hı. Doğru söylemek gerekirse. Şimdi hangi binaların dış cephesi yenilemez veya yenilir? Bir Şimdi kıyaslama yapsak. Şöyle. E, yani mesela yani, nasıl karar alıyorsunuz? Şu binanın dış cephesi yenilir ya da yenilemez. Evet. Şimdi binanın dış cephesinde çatlaklar oluşmaya başladıysa, hı hı. sıvaları kabarmaya başladıysa, artık e, dışarıdan görünümü de kötüye doğru gittiyse bunun dış cephe yenilenmesi gerekiyor. Ama mantolama ile ilgili de soğuk bölgelerimizde zamanında 2010'dan öncesi yapılarda tuğla ile yapıldığı zaman e, ısı kaybı meydana geliyor. Hı hı. Tabii bununla beraber mantolama yapıldığı zaman ısı kaybını önlemiş oluyoruz. Dışta, dıştan gelen güneşi, soğuğu kesmiş oluruz mantolamayla beraber. Ee, yani dış cephe yenilenmesi için çatlak, kabarmış sıvalar ve eğer ki ısı kaybımız varsa ya yenilenmesi gerekiyor. Şimdi Hasan Bey, sitelerde, evet. sitelerdeki binaların dış cephesi yani yenilenmesi için nasıl karar alınıyor? Katmalikleri kurulunu ne toplamamız gerekiyor. gerekiyor. Hı -hı. Öncelikle e, toplantı çağrısı yapmamız gerekiyor. Genel kurulu toplantısı. Genel kurulu toplayacağız. Eğer e, olağan genel kurulda değilse olağanüstü genel kurul çağrısı yapacağız. E, toplamda 5'te 4 oranında imza alacağız. Hı -hı. Onayla isteyen şahıslar 5'te 4 oranında isteyecek. Hı -hı. Ondan sonra dış cephe mantolamaya geçilecek. Hı -hı. Oradaki oluşacak masrafları da katmaliklerine malik... kat arsa payı çekiyor. Onlar çekiyor. Evet. Nasıl bölünüyor o? Arsa pay oranında. Arsa pay oranında. Evet. Ha. Yani dairedeki e, net metrekare alanına göre değil de arsa pay oranına göre. Arsa payı oranına evet. göre. Onun sebebi de 2 artı 1, 3 hı. artı 1 ve 1 artı 1'ler olan apartlarımız, apartmanlardan kaynaklanıyor. Onu yani arsa payına göre bölündüğü zaman daha eşit bir şekilde zaten kanunda da bu şekilde yer alıyor. <laughs> Şimdi arsa payı ne demek? Arsa payı bir dairenin e, o arsa üzerindeki kendine düşen pay demek hisse Hı -hı. demek bu arsa payı dediğimizde sadece dairesinin içi değil Hı -hı. dışında da ortak alanlarda da bizim ne kadar pay sahibi olduğumuzu belirleyen bir oran. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi şu programın vesilesiyle yani bir tekrardan mı katmaliklerine yüzlenseniz bir evet. çağrışta bulunsanız Ocak ayı geldi. Evet. Genel kurullara genel kurulunun toplantılarına yani katılsınlar. Yani bir önemi hakkında burada vurgulasınız şu an. Kat malikleri kesinlikle genel kurullara katılmalıdır. Katılmak için olağan çağrılar yapılıyor ama bu oran çok düşük kalıyor. Sonra da fahiş aidat muhabbetine dönüyor. Bunun olmaması için özellikle bu e, genel kurullara katılmaları gerekiyor. Katılsınlar, özellikle katılsınlar. Hı hı sorgulasınlar. Bir yıl boyunca bu bütçeyle yönetilecekler. Ona yani daha size. iyi anlamalar için böyle söylesek olur mu? Bu site sizin eviniz. Evet. Kesinlikle. Bu evi siz Yaşayan yönetiyorsunuz. Yerler, siz yaşıyorsunuz. Evet. evet. O odada oturan o bir menajer. O menajeri kontrol etmek gerekiyor. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Yönlendirmek gerekiyor. Kesinlikle. Sitenin sahibi siz. Bu yüzden bu sitenin yani ikbali hakkında kararları ancak siz alıyorsunuz. Evet. Başka birisi gelip alamaz. Aynen Doğru katılıyoruz. Ama çok düşük oranlarda kalıyor. Türkiye'de bu çok düşük bir oran. Evet. Yani, yani... katılım çok az. Ondan sonra da ya televizyonlara yani. çıkıyor Bay aidat. Onlar zannediyor ki işte ben şu dairede oturuyorum. Şu daire bana ait. Oradaki evet. merdiven, asansör, park, ortak alanlar bana ait değil. Evet. Ait. Evet, sana el. ait. Çünkü arsa payında hakkın var. Evet. Yani sen e, oranın bir sahibisin. Evet. Sahibi değil mi? Şu sahiplenme düşünceleri maalesef zayıf. Çok zayıf. Ama Çok belki zayıf. de artık bu zamlar, bu fahiş, aidat artışları belki de artık katmaliklerimizi <laughs> daha böyle e, canlandırır. Bence bu lisanslaşmadan sonra daha canlanacağını düşünüyorum. Ben. Evet. Lisanslaşmaya Lisanslaşma. geleceğiz. Şu an Mustafa Bey, size bir soru vermek istiyorum. Dış cephe yenilemede hangi malzemeleri tercih edilmeli ve neden? Niyazi Bey, öncelikle Türk standartlarına uygun olması lazım kullanılacak malzemelerin ve paket halinde olması lazım. Hı hı. Zaten Türkiye'de şu an aktif bir şekilde bilindik markalar var bunların e, içindeki ürünler zaten paket halinde olduğu zaman hı hı. E, bu işin e, kendi Arge çalışmalarında da zaten fabrikalar bunu belirtiyorlar. Biz de firma olarak bunlara uyarak bu işi yapmaya çalışıyoruz. Daire sakinlerinden de biz bir iş alacağımız zaman öncelikle fabrikalardan aldığımız eğitimlerle kullanacağımız ürünlerin detaylarını öğrenerek bu ürünleri apartmanlara sunumlarını yapıyoruz. Hı hı. Bu sunumları yaparken de tüm detaylarıyla beraber apartmanlarda ...mantolama yapmak için e, çaba gösteriyoruz. Hı hı. E, tabii şimdi e, paket sistemi ve Türk standartlarına uygun olduğu zaman... Hı hı. ...biraz e, fiyatta da e, bu fark edebiliyor. Hı hı. E, zaten bizim sorunlarımızdan biri de dış cephe sektöründeki... Hı hı. ...apartmanlardaki dış cephe mantolama sektöründeki sorunlardan biri de bu. Hı hı. Biz daha kurumsal bir şekilde hı hı. bir iş yapacağımız zaman... Hı hı. E, ...paket sistemi çalıştığımız zaman daire sakinlerimiz e, tam detayları bilmediği için bir danışmanlık hizmeti de almadığı için e, daha uygun fiyatta, daha toplama malzeme yoluna gittiği zaman hı hı. E, kaliteli bir iş çıkmamış oluyor. Hı hı. E, bununla beraberinde de apartman e, dış cephe yaptırdığı zaman 5 yıl sonra hı hı. yani veyahut 10 yıl sonra tekrardan dış cephe yaptırma yoluna gidebiliyor. Hı hı. Şimdi İstanbul gibi şehirde işte nem oranı bazen çok yüksek oluyor. Evet, Bu da tabi yani binaların yıpranmasına getiriyor. İstanbul İstanbul gibi şehirde binaların dış cephesi nasıl yapıldığında daha yani ömrü uzun olacak? E şimdi Niyaz Bey öncelikle e, nemli bölgelerde dış cephe yani ne yapılırsa yapılsın önce bir yıkanması lazım. Terzikli suyla temizlenmesi lazım. Hı hı. Çünkü nemden, tozdan artık yaz-kış cephelerimiz tüm kirli, kirli havayı cephelerde tuttuğu için buralarda direkt boyama işlemine başladığımız zaman Hı -hı. E, yani Önce iş... binanın duş alması lazım. Tabii kesinlikle önce <laughs> bir duş alması lazım. Hı -hı. Ondan sonra yapılacak olan işlem için e, teknik olarak e, ustalar e, sıvayı kontrol etmesi lazım. Sıvalarımızda da bazen bozukluklar çıkabiliyor. E, dışarıdan güzel görünüyor ama altında boşluk olabiliyor. Bunlar da kontrol edildikten sonra işte yapılacak olan işleme boyama veya mantolamaya geçilebilmesi lazım. Hı hı. Sadece e, hemen boya veya mantolama yapayım, geçeyim diye e, dış cephede bir çalışma yapıldığı zaman sağlıklı bir iş çıkmamış oluyor. Hı hı. Öncelikle teknik olarak önce ha cephe hazırlanması lazım. Hı hı. Ondan sonra işleme geçilmesi lazım. E, i̇şleme geçerken de tabii ki deneyimli ekip çok önemli. Hı hı. Yani ürün ne kadar kaliteli olursa olsun yapılacak olan iş veya e, oraya kurulan iskele ne kadar teknolojik olursa olsun, e, ekip deneyimsizse hı hı. E, o malzeme de e, yetersiz kalıyor. Hı hı. E, yanlış uygulama yapılabiliyor. Hı hı. E, bunun için öncelikle tabii ki firma ve e, ekip deneyimi olması lazım. Hı hı. Öncelikle firma... Şimdi son senelerde a, alüminyum kaplamaları dış cephede bayağı kullanmaya başladı. Evet. Bu alüminyum kaplamaları insan sağlığı için zararlı mı ya da zararsız? Şöyle zaten e, şu an e, dış cephede kullanılan ürünlerin tamamı e, denetimden geçiyor. Fabrikalar bunun e, arge çalışmalarını yaparken sağlıklı mı e, zararlı mı gibi çalışmalardan sonra bu Hı -hı. ürünleri üretiyorlar. Tabii bizim e, branşımız e, eski binalar olduğu için sıfır inşaatlarda kullanılan e, ürünlerin Detaylarıyla ile ilgili pek konuya hakim değilim ama bizim e, eski binaların renovasyon işlerinde kullanılan ürünlerin tamamı tabii ki sağlığa yararlıdır. E, binalar nefes alıyor. Mantolamada yapılsa, fileli sıvada yapılsa, dekoratif sıvada yapılsa bu aşamalarda yine bina nefes alıyor. Kullanılan ürünlerde yine TSE belgeli olduğu sürece binaya fayda da sağlıyor, İnsanın da sağlığa yararlıdır. Şimdi Hasan Bey Sektörün lisanslaşma meselesine dönsek şu an bununla ilgili tam olarak ne dersiniz? En son çalışmalarımıza göre, Bakanlıkla görüşmelerimize göre torba yasaya girmesi düşünülen bir lisanslaşma var. Lisanslaşma da kim hak ediyorsa ona verilmesi hakkında. Ama sektörümüz hani e, tabiri caizse bizim derneğimiz bu yolda çok ilerleme kaydetti, siz biliyorsunuz. Bakanlıkta görüştük. Bakanlık bize söyledi. torba yasadan geçtikten sonra hı hı. lisansız hiçbir firmanın hiçbir hı hı. siteyi toplu yaşam alanlarını yönetmemesi. Hı hı. Lisans taşması da en önemli görev hı hı. bizim il başkanlarımıza düşecek. Hı hı. E, bu konuda e, yönetim kurulumuz, il başkanlarımız, komisyonlarımıza düşecek. Hı hı. Bunun için de e, Şubat ayında yapacağımız büyük kamu kurumları çalıştayında. Burada müjdeler alacağız. Lisanslaşmada artık Türkiye'nin bu mafyatik yapılaşmalar gündeminden çıkacaktır diye düşünüyoruz. İnşallah. Şimdi kat malikleri sabırsızlıkla bekliyorlar. Şimdi tabii onlara biz şu an bir tarih veremeyiz ama bir ortalama hangi aylarda bu yeni kanun, yeni yasa kabul edilebilir? Muhtemelen seçimden önce çıkacağını düşünüyoruz torba yasadan geçtikten Şubat sonra. Şubat sonu Şu, Mart başı. Mart başı Ancak hani bunun e, ilamıdır şudur budur hı hı. biraz zaman alacak. Hı hı. Altıncı ayda artık mafyatik yapılaşmalar, bu işi hak etmeyen firmalar, lisanssız olan firmalar bu işi yapamayacak. İnşallah dediğiniz gibi olur. Şimdi Mustafa Bey, inşaat projelerinde güvenlik nasıl sağlanır? Öncelikle kurulan iskele Türk standartlarına uygun olması lazım. Yüksek katlı binalarımızda platform kurulması lazım. Yine düşük katlı binalarda da yine galvanizli iskeleyle ile yeni iskele tiplerine uyulması gerekiyor. gerekliliyor. Eskiden tabi tahta iskele, ondan sonra demir iskeleye geçildi. En son artık bunlar geride kaldı. Artık şu an galvanizli iskelelerle ile çalışılıyor. Büyük binalarımızda da platformla çalışılıyor bu şekilde olduğu zaman daha güvenli bir şekilde oluyor tabi e, dış cephe yaptırırken e, firmanın şey olması lazım hı hı. E, iş güvenliği uzmanı olması lazım e, bu şekilde apartmana başlaması lazım e, iş güvenliği olduğu zaman zaten iş güvenliği firması bunların hepsini denetliyor denetlemede olduğu zaman herhangi bir eksiklik herhangi bir problem olmuyor hı hı. eğer binada böyle bir firmayla çalışmazsanız kat de canı yanacaktır Tabii yani burada yani çok en az olmak firma gerekiyor. kadar sözleşmeleri sağlam olması lazım. Bu işi yapan yetkili bir firma olması lazım. Olmadığı takdirde sıkıntıya düşeceklerdir kat malikleri. O yüzden özellikle bu işi bilen profesyonel bu işi yapan, vergi levhası olan, sözleşmesi sağlam olan bir firmayla yapmalarını tavsiye ediyorum. Tabii ki apartman sakinlerimiz yönetim firmalarından bununla ilgili danışmanlık alabilirler. Hı hı. Bir i̇ş yapılacağı zaman yönetim firmalarına sorabilirler. Hangi e, firma ile çalışalım, hangi e, malzemeyi kullanalım, hangi işi yaptıralım gibi e, kendileriyle konuşabilirler. Ona uygun bir firmadan e, fiyat teklifi toplayabilirler. E, yönetim firmalarımız burada büyük rol oynuyor. Tabii ki bu Kentsel Tesis Yönetim Derneği ile beraber hı. bizim e, dış cephe sorunlarımızda da e, bir nebze. Çözülmesini umuyoruz artık. İnşallah. İnşallah. Mustafa Bey, bugünkü programa geldiğiniz için size çok minnettarım. Bayağı teşekkürler bir bilgilendirici, bilgi verici bir program oldu. Teşekkürler. Hayatınızda, işinizde üstünlük diliyorum.